Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Tiyatro. Nasılsınız? İyi misiniz? Çocuk çiziyorsun. Doğum günü var. Doğum günü ha. Ev çizen var. Orada bir çiçek var galiba. Çiçek mi o? He? Peki. Evet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim aslında. Hafta sonlarında resim dersleri veriyorum. Ne güzel. Harika. Hangi bölümde resim bölümü? Direkt resim bölümü. Resim bölümündesiniz. Evet. Ne güzel valla. Çok şanslısınız yani. Başkanım. Yani o öğretmen böyle şimdi hem Mimar Sinan'dan bir öğrenci öğretmen. Ayrıca üniversitede güzel sanatlarda üniversite öğrencilerimizi hazırlayıp üniversiteye gönderebiliriz. Evet, bir öğrencimizi Yıldız Teknik Üniversitesi grafik tasarım bölümüne gönderdik geçen senelerde. Çok başarılar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim size olsun. De. İşte kış kurslarıyla beraber kendilerine sergiliyorlar açıkçası. Siz ne yapıyorsunuz? Hep yazıyorsunuz herhalde. Dolar şofu gibi temel attık. Efendilikte bir konut temeli attık. Bugün oradan da burayı ziyaret edeceğiz. Kadıköy'de işlerimiz var oraya. Ayaklarınıza sağlık. Sizi destekliyoruz başkanım. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Sizden çok yardımcı. Ne güzel. Hoş geldiniz. Ne güzel. Geleneği sürdürüyorsunuz yani. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Harika. Başarılar. Biz de size başarı diliyoruz. Güzel. Her şey istediğimiz gibi olsun inşallah. İnşallah. Beraber. Beraber fotoğraf çekelim bakalım. Onur. Oo. Şansımıza bak. Tutucuna. Başkanım burada. Tamam. Daha ne olsun? Tamam efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na değerli zamanlarını bizlere ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Huzurunuza hoş geldiniz diyorum Ekrem Başkanımıza. Aslında yönetim kurulu toplantımızda bugünkü toplantı gündemimizde Ekrem Başkanımızın derneği ziyareti, Boşnakların, Bosna Sancak Dernekleri'nin Türkiye'deki örgütlenmesi, 5 milyon Boşnak Türkiye'deki Kütahya, Ankara, İzmir, Adapazarı, Çanakkale, Erzurum, Sivas gibi Türkiye'nin her ilinde Bosna Sancak örgütlenmesini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin de en fazla nüfusu olan Pendik'teki Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneğimiz, Türkiye'de bu anlamda bütün derneklerimizi ve Bosna Sancak Boşnak halkımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli, son zamanlarda Atatürk devrimlerini, ilkelerini ve milli politikalarını bizlere sunan Ekrem İmamoğlu'nun her zaman seçimlerden önce ve seçimlerden sonra her zaman yanında olmuştur. Ve bundan sonraki bu Kemalist ve milli politikalarıyla beraber Boşnak halkı her zaman kendisinin yanında olacaktır. Boşnaklar kendisini çok seviyor. Bu doğrultuda Ekrem Başkanımızla 70 senedir derneğimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kültür arazisi olan arsamızın üzerine inanılmaz büyük bir bina yaptık. Bu binanın üyelerimizin tam hepsinin paralarıyla gerçekleştiren ve ücret maaşlarından topladığımız imkanlarımızla yapmış olduğumuz bu derneği 30 senedir yaklaşık olarak bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapusunu veya kiralama sözünü vermesine karşı bize bunu 30 senedir bizi oyaladığını görüyoruz. Bu oyalamanın nedenini açıkçası biliyoruz. Çünkü biz milli politikaları savunan, Atatürk'ü savunan,
cumhuriyeti savunan, aydınlığı savunan gençleriz. Gücümüzle Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Ve bu doğrultuda hareket eden 30 senedir de mahallemize hiçbir şekilde yolumuzun asfaltları bile yapılmadığı ortamda biz 6 sene boyunca Ekrem İmamoğlu da dahil Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün Kemalist Atatürkçü düşünceler ve politikaların yanında olduk ve bedel de ödedik. Ekrem Başkan buraya gelmeden önce bizim ejdemisimiz Pendik Belediyesi'nden aldığımız ejdemisi 5000-6000 civarındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yaptıktan sonra bu ejdemisimiz 16000 liraya çıktı. Biz bu mücadelenin içerisinde yıkılmadan mücadelemizi veren gerçekten milliyetçi, Atatürkçü gençleriz. Bu konuda da Türkiye'de yapmış olduğumuz organizasyonlarla beraber Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu, her zaman da yanında olacağımızı ve ailemizden yardımcıları da olduğunu biliyoruz. Bugün özellikle burada Ebru Çelik Başkanımız burada. Kendine de bize her zaman destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu Başkanımızdan derneğimizin kültür arazisi, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin kültür arazisi, geçen derneğimizin kültür binası yaptırdığımızda derneğimizin kendi paralarımızla bunun 49 yıllığına bize verilmesini veya tapunun bize verilmesini biz de Ekrem Başkan gibi bir başkanımızdan bunu istiyoruz ve bu tapuyu da veya 49 yılına kiralamasını bize verecek başkanı da Ekrem İmamoğlu olmasını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum ve sözü de Ekrem Başkanımıza veriyorum. Evet, değerli Bosna Sancak Anadolu Yakası Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri. Hepinizle bir arada olmaktan büyük keyif duymaktayım. Öncelikle Boşnak hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın ülkemiz için çok değerli bir kitle olduğunu her yerde yaşıyor ve hissediyorum. Başta vatanseverlikleri ve milletin vazgeçilmez bir parçası olduklarını ve toplumumuzun değerlerine en üst seviyede sahip çıktıklarını gözlemlemekteyim ve şahitliğini yapmaktayım. Bu yönüyle gerçekten takdire şayan da bir kültürlerini yaşatma, kendi kültürlerini yaşatma, kendi dillerini yaşatma, kendi yaşam biçimlerini yaşatma konusunda özenle hareket ettiklerini de görmek lazım. Bir topluluğun kendi özüne ve değerlerine sahip çıkma kültürünün aynı zamanda bulundukları coğrafyaya, bulundukları milletin bir parçası olmaya dönüp de ne kadar titiz olduklarına ve olacaklarına bir göstergedir. Bu yönüyle gerçekten kararlı duruşuyla siz kıymetli hemşerilerimle kurduğumuz güzel dostluğu ve birlikteliği kıvançla yaşamaktayım, gururla yaşamaktayım. Seçim döneminde burada çok coşkulu bir birlikteliğimiz olmuştu. Katkı sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Güzeller, hoş geldiniz. Başkanım, yeşil bağlar, Malta'nın yeşil bağlar korkuyor. Ne oynuyorsunuz? Futbolu. Tamam, başarılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Voleybol başkanım. Voleybol. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Aferin size. Harika. Aramızda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hep beraber selamlıyoruz. Kendilerine sözü vermeden önce derneğin tapusuyla ilgili yapmış olduğumuz toplantıda çok başarılı geçtiğimizi şimdiden söyleyebilirim.
ve benim anladığım kadarıyla tapunun sözünden almış bulunuyoruz. Ve şu anda mikrofona İstanbul'un, Türkiye'nin aydınlık yüzü Ekrem İmamoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Evet, teşekkürler. Tabii her derneğe Erdoğan Başkan gibi heyecanlı başkanlar lazım. Başkan, tapu ile ilgili çok güzel bir toplantı yaptık. Sözünün yanına heyecandan tapu sözünü aldık söyledi. Öyle anladım. Tabii o heyecandan öyle anladı ama ben şöyle söyledim. Buranın kanunen tapusu mu verilir, tahsis mi yapılır, belediyenin bu konudaki yetkisini bilemem. Ama şunu biliyorum, bu güzide derneğin, bu güzel insanların, siz kıymetli hemşehrilerimin böyle güzel hizmet verdiği bir kültür binasının en güçlü şekliyle, tahsisi veya başka bir usulle bu derneğe verilmesi hususunu elimden gelen en güçlü bir biçimde hazırlayacağımı ve sizlere sunacağımı söz verdim. Ama yani bunun adını tapu vermek değil yani. Onun altını çizelim, sonra başkan tapu sözü vermişti falan. Şimdi bazen bir yere gidiyorsun, diyorum ki elimden geleni yapacağım. Aradan iki ay geçindik, sen söz vermiştin diyor. Ya söz değil bak, elimden geleni yapmak söz değil. Ama başkanın harareti elbette buradaki Boşnak hemşerilerimizin güzel hizmetlerin olduğu, kendi kültürlerinin, geleneklerinin, dillerinin yaşatılması için çaba gösterdikleri, bizim de zenginliğimiz olan Boşnak hemşerilerimizin bu kültürlerinin yaşatılmasına dönük destek olmamızın da bir mecburiyet olduğunu bilen bir belediye başkanıyım. Kıymetli dostlarım, yine seçimden önce bu salonda beraber olmuştuk. Mücadeleyle zor bir dönemi yönetiyoruz. Ama bilin ki çok kabiliyetli işler yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 sene birebir neredeyse evden çıkamadığımız bir pandemi sürecinde bu kente hizmet ettik. Şimdi de bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu kriz zor bir dönemi bize yaşatacak hep birlikte milletçe. Omuz omuza yanlış işler yapılarak, eksik davranılarak, ekonominin kurallarını çiğneyerek liyakatli insanların görevde olmamasından sebep ne yazık ki anlamsız bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Emeğin en ucuz olduğu, belki de 20 sene önceki gayri safi milli hasılaya kişi başı döndüğümüz bir dönemi yaşıyoruz. Ama memleketin çok yetenekli insanları var. Şu salondaki güzel insanlarımız bile, şu güzel çocuklarımız, kızlarımız, evlatlarımız, oğullarımız bile bu ülkenin geleceği için teminattır. Hiçbir şekilde asla ve asla umudunuzu yitirmeyin. Hem bu şehir layık olduğu şekliyle yönetilecek, hem güzel cumhuriyetimiz layık olduğu şekliyle yönetilecek. Az kalmıştır. Bunu hep birlikte başaracağız. Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlarım, seçimde sizlerin sıcaklığı hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında. Genel başkanımızın da bir ziyarette sizlerin bulunduğu bir ortamda Ekrem Başkan seçimi kazanacak ve ilk yurt dışı ziyaretini Saraybosna'ya yapacak demişti. Ben de 2019 yılının Aralık ayında çok gitmekten, orada bulunmaktan onur ve gurur duyarak çok güzel bir ziyaret yaptım Saraybosna'ya. Buradan hissederek acıyı, içimizi dağlayan, hepimizin başını öne eğen soykırımı, o acısını bizzat orada sizin, o kökeninizin, topraklarınızın geldiğiniz noktanın topraklarında, oradaki şehitlerin huzurunda dua ederek yaşadım.
Allah bir daha böyle bir acıyı hiçbir topluma yaşatmasın. Orada hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu soykırımı yaşatanları lanetle kınıyorum. Biz barışın teminatı olan ve olmak zorunda olan bir millet olmalıyız. Bu noktada barışı, huzuru, her ülkenin kendi içerisinde eşitliğin, demokrasinin, özgürlüğün, hukukun önde olduğu bir toplum var olmasının duacısı olmalıyız. Her ülkenin. Ama kendi ülkemizde de bunun en iyi örneklerini var etmeliyiz. Özellikle geleceğimiz için. Bu noktada Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerimiz de çok değerli, önemli. İki türlü önemli. Birincisi, biz Balkanların en kıymetli parçasıyız. İstanbul sadece Balkanların değil, Avrupa'nın en büyük şehri. İkincisi, onun için önemli. İkincisi de önemli olan, İstanbul ve Türkiye inanılmaz bir nüfusa sahiptir Balkan kökenli olan vatandaşlarımız sayesinde. Dolayısıyla böyle bir kültürün, böyle bir işbirliğinin, böyle bir birlikteliğin hem Türkiye'ye, hem İstanbul'umuza, hatta hem Balkanlara ve hatta hem Avrupa'ya ve hatta dünyaya çok iyi geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir sorumluluk içerisinde bu sürece bakan bir kardeşinizim. Yani biz İstanbul'un gücünü biliyoruz ama İstanbul'un ve bizlerin gücünü iyi şekilde kullanmayı da iyi biliyoruz. Onun için yaklaşık bir yıl önce karar verdiğimiz, 6-7 aydır aktif çalıştığımız İstanbul'da 24 belediyenin, Balkan Belediyesi'nin katılacağı bir Balkan zirvesini pazartesi sabah itibariyle İstanbul'da başlatıyoruz. 2 gün Balkanların 24 büyük şehri katılacak ve bir Balkan zirvesi yapacağız. İçinde Bosna'da şehirler de var, diğer şehirler de var. Balkanların bütün büyük şehirleri var. Ve çok kıymetli olacak, göreceksiniz. Oradan aynen Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış çıkacak. Ve her insanı insan olduğu için seven, gücüyle çevresine barış ve mutluluk yayan bir ülke olmayı 21. yüzyılda başarmalıyız. Bu anlamda attığımız bu adımın çok kıymetli olacağını öngörüyorum. İlginizi bu buluşmamızdan eksik etmeyin, takip edin. Bildirgemizi, beyannamemizi yeşil bir dünya, çevrenin korunduğu, çocukların, gençlerin, kadınların, kısacası bütün insanlığın mutlu olduğu bir dünya var etmenin çabasını ön planda tutacağımız bu toplantıları mutlaka takip edin. Göreceksiniz orada hem size, hem İstanbul'a, hem de sizin canınız, kanınız, toprağınız olan Bosna Hersek'e yarayacak çok güzel kararlar alacağız. Ben tekrar sizlerle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün Pendik'te bir konut projesinin temellerini attık. 850 dairelik kaynak üreteceğimiz ve kentsel dönüşümü destekleyeceğimiz bir proje olacak Pendik'te. Bu zor koşullara rağmen dün Avrupa'nın en büyük çöp atık yakma tesisini açtık. Dolayısıyla 10 metroda birden çalışan, yeşil alanları büyüten ama aynı zamanda zor günlerimizde yoksulumuzun da yanında olan, İstanbul'a hizmet üreten, çok çalışan bir ekiple yoluna devam eden bir belediye başkanımız olduğunu unutmayın. İnsan, insan ayırt etmeden herkesi kucaklayan, her birinize eşit bakabilmeyi ruhuna geçirmiş bir belediye başkanımız var. İnşallah. Yakın dostlarım şahidimdir ki hiçbir insanı birbirinden ayırt etmedim, etmeyeceğim. Bu memleketin insanını ben çok seviyorum. İster Boşnak olsun, ister Çerkez olsun, ister Kürt olsun, ister başka kökenlerde olsun, hepsi benim can, ciğer vatandaşım.
eşit vatandaşım. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum. Bu zor günleri hep beraber atlatmamızı diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Mutlu oldum sizlerle bir arada olmaktan. Saygıyla kalın. Sağ olun, var olun.